Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Evet, şimdi efendim yine gün sonu programında diplomasi tarafını konuşacağız, enerji tarafını konuşacağız. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Mehmet Ölçü ile birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz, iyi haftalar. İyi haftalar efendim. Sesiniz kesilmiş, kısılmış. Evet, evet, biraz boğazda maalesef bir problem oldu ama ses kötü ama şey hastalık falan yok çok şükür. O yüzden devam ediyoruz. Tamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben hemen size şöyle son haberlerle başlayarak devam etmenizi isteyeceğim. Türkiye içindeki bu petrol kararı, Irak'tan Türkiye için kritik bir petrol kararı geldi. Ve Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından ise petrol ihracatını durdurdu. Bu Irak'ın aslında Türkiye'ye karşı yapmış olduğu hamle ne demek olacak ve sonrası tepkiler, petrol tarafındaki değişim Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şimdi bu aslında beklenen bir karardı. Çünkü Irak 2014'te Türkiye aleyhine Paris'teki Uluslararası Ticaret Odası'nda bir tahkim davası açtı. Dedi ki Irak'ın Kürt bölgesinden orada üretilen petrol bizden egemenliğimizi ihlal edecek bir şekilde Türkiye'ye akıyor. Türkiye'den Ceyhan'a oradan uluslararası piyasalara gönderiliyor. Türkiye de buna izin veriyor. Dolayısıyla bizim egemenliğimizi, egemenlik hakkımızı ihlal ediyor Türkiye. Ve çok ağır bir tazminat talep etmişti. 2014'te 8-9 yıl oldu. Ve bunun bu konudaki Irak'ın talebi haklı bulundu tahkim tarafından Paris'teki. Ve Temmuz 2022'de çok iyi hatırlıyorum Paris'teydim o zaman. Bu konudaki karar alındı ama tam onaylanmadı. Bütün tahkim avukatlarının onayından geçmesi de gerekiyordu. Bu arada siyasi görüşmeler de yapıldı Bağdat'la, Ankara'yla, Erbil'le. Ve kararını geçen perşembe günü ilan ettiler. 1.4 milyar dolar Türkiye'ye ceza verdiler. Ve Irak'ın kuzey bölgesindeki, kuzeydeki Kürt bölgesinden dünyaya satılan petrolün sevkiyatını durdurttular. Şu anda Ceyhan'dan akmıyor. Biliyorsunuz oradan günde yaklaşık 450 bin varil petrol geliyordu. Bu Kürt ekonomisinin, Irak'ın Kürt ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Yani burada birkaç gün daha gecikme yaşanırsa eğer ihracatın durdurulmasında Erbil'in ekonomisi temelden çökebilir. Şimdi Türkiye bunu kabul etti ama bitmedi iş. Çünkü bu ceza 2014-2018 dönemi için. Benim aldığım bilgilere göre tahkim üzerinde çalışanlar 2018'den 2023'e kadar olan dönem içinde başlattılar benzeri bir çalışmayı. Ve 2 yıl içerisinde tamamlayacaklar. Yani benzeri bir ceza tekrar gelecek Türkiye'ye. Bizim beklentimiz Türk enerji dünyasının, hariciyesinin, hükümetin beklentisi aslında bu tahkim cezasının çok daha ağır olacağı yönündeydi. 10 milyarlarca dolar konuşuluyordu. Benim tahminim siyasi olarak en son Irak Başbakanı Ankara'daydı biliyorsunuz. Burada görüşmeler yapıldı. İlişkiler iyi gidiyor. Basra'dan Türkiye'ye kadar uzanan bir otoyolu konuşuluyor. Böyle bir ortamda ilişkileri zedelemeyecek bir otoyol bulundu gibi geliyor bana. Bu 1.4 milyar da Türkiye mi öder yoksa Kürt bölgesinin hükümetiyle ortaklaşa mı paylaşırlar onu bilemiyorum. Ama görünen o ki çok ciddi bir yeni bir mekanizmaya ihtiyaç var. Irak'ın da memnun kalacağı. Çünkü dedikleri gibi 1973'te bizim imzalamış olduğumuz BOTAŞ'la SOMO arasındaki anlaşmanın ihlali söz konusu. Kürt petrolünün Irak'ın izni ve rızası olmadan bu boru hattından akıp Ceyhan'a ulaşması nedeniyle. Bunu da uluslararası tahkim haklı buldu. Türkiye de bu kararı kabul etti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok yeni gelişmeler bekliyorum ben. Hem Bağdat'la Erbil arasında hem Bağdat-Ankara, Erbil-Bağdat böyle üçlü bir mekik diplomasi yaşanacak. Ben bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Çünkü 450 bin varil petrolün uluslararası piyasalara ulaşmaması dünya piyasaları açısından bir kriz yaratmaz. 100 milyon varil konuşuyoruz biliyorsunuz. Irak'ın da toplam ihracatı dün itibariyle 3.3 milyon varildi günde. Ama bunun piyasalara sunulmaması hem Kürt hükümetini zor durumda bırakır Erbil'deki, hem orada yatırım yapmış, üretim yapmakta olan bizim genel enerji dahil firmaları, petrol firmalarını
Ama benim tahminim, hatta bugün aldığım bir bilgiye göre, Beyaz Saray derhal devreye girmiş, Ankara'yı aramış. Aman sakın durdurmayın Türk petrolünün ihracını diye. Ama Ankara'da tabii hukuki müeyyidelerle karşı karşıya olduğu için bir orta yol bulmaya çalışacak. Bu parayı bizim bütçeden hazine mi öder cezayı, yoksa Kürt yönetiminin Halk Bankası'ndaki parasından mı kullanılır? Bunlar bence önümüzdeki dönemde tartışılacak, konuşulacak konular. Ama durup dururken gündeme yeni bir tatsız madde daha eklenmiş oldu. Evet, kesinlikle, ve bunu da büyük ihtimalle yakın takip alıp sizlerle çok da değerlendireceğiz. Ben bir diğer tarafta ise İsrail sokaklarından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesi. Bunları askıya alacağını bildirdi ve halk dışarıya çıktı. İsrail'de ne gibi bir değişim olacaktır sizce? Özellikle bu tarafta Netanyahu'nun halka vermiş olduğu bu mesajla ne demek istiyor? Şimdi Netanyahu kendisi biliyorsunuz yargının kıskacı altındaydı. Başbakan evet. olmadan önce yargılandı. Rüşvet iddiaları da vardı kendisine karşı. Hatta parlamentoya seçilemeyeceği, başbakan olamayacağı falan da söylendi. Onun için iktidara gelir gelmez bir yargı reformunu başlatıp ki yargı reformunu yargının pençesinde olan bir liderin başlatması da tabii çok inandırıcı olmuyor. Ama şuna da dikkat edin, Netanyahu'nun kurduğu hükümet aşırı dinci, aşırı Yahudi kökten dincilerin koalisyonda olduğu bir döneme denk geliyor. Ve yargı sistemini doğrudan değiştireceği söyleniyor. Hatta İsrail muhalefeti bugün yaptığım bazı görüşmelerde şu izlenim edindim ki bizim Hamas'a, Hizbullah'a ihtiyacımız yok. İsrail bir terör devleti olma yolunda. Faşist devleti dönüşüyor gibi bir takım ağır yorumlar da geldi. İsrail Savunma Bakanı geri adım atılmasını kesinlikle istemediği için Netanyahu tarafından görevden alındı. O aşırı sağcı kesimlerdi. Ama öyle görünüyor ki bu dipten gelen dalga çok güçlü. Daha Filistinler işin içine karışmadılar. Bu İsrail'de demokrasi yanlarından gelen bir tepki ve protestolar çok etkili oldu. Günlerdir devam ediyor. İsrail halkının önemli bir kısmı sokaklarda. Öyle görünüyor ki Netanyahu bu yargı reformu, yine içerisindeki sözde yargı reformunu geri çekmek zorunda kalıyor. Aksi takdirde bu dalganın önünde durması oldukça zor. Parlamentoda kendisine karşı, hükümetine karşı güven oylamasını geçti aslında. Orada sorun çıkmadı. Ama hem uluslararası tepkiler artıyor, hem ülke içerisinde dizginlenemeyecek, öyle baskıyla, şiddetle durdurulamayacak bir protesto hareketi var. Dolayısıyla benim tahminim yargı reformunu İsrailler çok demokratik, çok usta bir muhalefet hareketiyle geri çevirmeyi başardılar. Bundan sonra Netanyahu iktidarda kalır mı? Biliyorsunuz İsrail'de seçimler o kadar sık olmaya başladı ki neredeyse 2 yıla 4 seçim sığmıştı. Şu anda da son derece hassas ve kırılgan bir koalisyonun başında istemediği ortaklarla birlikte bu belki devam edemeyebilir gibi gözüküyor. Eğer yargı reformu konusundaki kayıtsızlığını diğer alanlarda da hükümet gösterirse, özellikle İsrail'in yerleşimcileri var biliyorsunuz, Filistin topraklarına zorla yerleştirilen, hukuka uygun olmayan bir şekilde o politikası da artarak devam edecek. Mescid-i Aksa konusunda bizim Cumhurbaşkanı'nın da, İsrail Cumhurbaşkanı özellikle altını çizerek çağrı yaptığı gibi o statüyü değiştirmeye çalışmayın. Çünkü o statü bundan yüzlerce yıl önce ortaya konuldu ve dengeyi ifade ediyor kaygısı vardı. Onun için önümüzdeki dönemde yargı bağımsızlığı için başlayan protestoların başka alanlarda da artarak devam edeceğini ben bekliyorum. Peki efendim, ben Amerika tarafından gitmek istiyorum Mehmet Bey. Çünkü orada bambaşka bir kriz var ve işaret fişeği bankası satıldı aslında, ABD krizinin ilk başlangıcı diyebiliriz neredeyse. Ve bankacılık krizi küresel piyasaların gündemine sokan bu Silicon Valley Bank'ın devredilmesi de söz konusu. Bir diğer tarafta resesyon endişeleri var. ABD ekonomisi, küresel tarafta tepkileri ve bunun aslında Çin'le biraz da bağlantısını yapacak olursak, bu ticaret ağında ve ülkelerin diplomasi tarafındaki gelişmeleri son nasıl okuyorsunuz? Şimdi bu bankacılık krizi bana 2008'de yaşadığımız krizi hatırlatıyor biraz. O zaman konut kredilerinden dolayı biliyorsunuz çıkmıştı bu.
Şimdi Silicon Valley Bank'ın First Citizen Bank tarafından satın alınması bence sorunu çözmüyor. Çünkü sorun daha derinde ve bankacılık sektörüne daha da yayılıp sistemin çökmesine imkan vermesin diye Federal Reserve ve Amerikan Hazine Bakanlığı tahminimce bu First Citizen'a baskı yaptılar satın alması için. Krizi bir ölçüde durdurdular. Aynı şeyi biliyorsunuz Credit Suisse'de yaşadık İsviçre'de. Onu da UBS satın alarak krizi bir yerde geciktirdi. Ben durulacağını hiç zannetmiyorum. Amerika'da faizlerin biraz daha düşmesinden bahsediliyor. Yani Covid'den sonra bu Ukrayna Savaşı'nın gelmesi ve durgunluğun müthiş artması, Çin'le konfrontasyonun, çatışmanın, gerginliğin giderek büyümesi. Çünkü bugün bir yatırımcıyla konuşuyordum, artık net bir şekilde görüyoruz diyorlar. Jeopolitik anlamda keskin bir kutuplaşma var. Yani Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore, ortada duran hala Hindistan, Nijerya, Endonezya, Brezilya gibi belki biraz Türkiye, orta güç ülkeler. Bu jeopolitik keskinleşme önümüzdeki dönemde sıcak çatışmalara döner mi kaygısı var. Böyle bir şey olursa da tabii dünya ekonomisi açısından bambaşka bir manzarayla karşılaşacağız. Yatırımlar azalmaya başladı, doğrudan yatırımlar özellikle. Çin'den ciddi bir kaçış var. Başka bölge ülkelerine, Vietnam'a, Kamboçya'ya, Endonezya'ya, bir kısmı Türkiye'ye gelebilir yeterince güven görürlerse seçimlerden sonra. Onun için bence bu işaret fişeği Silicon Valley Bank'ın batmasıyla başladı. Evet. Şimdi geçici olarak donduruldu kriz ama Avrupa'ya da yayıldı. Önümüzdeki dönemde ciddi bir kaygı var. Geçenlerde Boris Johnson'la beraberdik bir Londra'da toplantıda. Orada Ukrayna'yı konuşuyorduk. Ukrayna için bir fon oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle enerji ve altyapı için. Onun başkanlığını kendisine önerdim. Para bulmak sorun değil dedi. Nasıl sorun değil dedim. Şu anda dedi uluslararası sermaye piyasasında ve Londra'da 100 milyarlarca dolar var dedi. Gidecek alan arayan ama istikrar arıyorlar. Kanun kurallarının yerinde olduğu, sağlam yatırım ikliminin olduğu yerler arıyorlar. Ama para sorun değil dedi. Yani doğru sinyalleri verirseniz, doğru ortamı yaratırsanız eğer uluslararası piyasada muazzam bir kaynak var. O yüz milyarlarca dolar Ukrayna'nın yeniden inşası için gerçekleşecek. Onu harekete geçirebiliriz dedi. O konuda çalışmaya devam edeceğiz kendisiyle ama bu söylediği şey çok ilginçti. Dolayısıyla para var. Paralar artık bankada durmak istemiyor. Ya da Amerikan hazine bonolarında. Bakarsanız Amerikan hazine bonolarını bugün en büyük hazine fonosu almış ülke Japonya. Japonya'yı Çin izliyor. Yaklaşık 860-870 milyar dolar var Çin'in tuttuğu. Japonya'nınki 1.2 trilyon doları buluyor. İngiltere var, diğer işte Afrika ülkeleri var, Asya ülkeleri var. Para var ama onlar da işte dediğim gibi güvenilir liman arıyorlar. Önümüzdeki dönemde ne yazık ki hep onun altını çiziyorum ama biz çok daha barışçı, çok daha işbirliğine dayalı bir küresel sistem içinde olmayacağız. Çatışmalar, gerginlikler artarak devam edecek. Bu da ekonomiyi ister istemez olumsuz etkileyecek tabii ki. Yani bu tarafta sizin bu görüşmeleri de aktarıyor olmanız için, olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar aslında önemli öneriler ve önerilerin tepkileri de gidişatı biraz daha netleştiriyor bizler için de. Birebir ağızdan dinlemek de güzel. Ben Çin'e geçmek istiyorum efendim. Çin'de de merkezi hükümetin rekor düzeyde borçlandığı haberimiz var. Çünkü burada daha fazla harcamaları, hükümet daha fazla harcamayı finanse etmek ve eyaletlerdeki bu borç yükünü hafifletmek için rekor düzeyde bir borçlanma sergiledi. Nedir sizce detaylar? Yani Çin 1.4 milyarlık bir ülke. Evet. Gezegende yaşayan her 5 kişiden birisi Çinli. Ve Çin'in istikrarı, siyasi, ekonomik istikrarı her şeyin önünde. Ve bu 1978'de Deng Xiaoping'de başlayan reformlar Çin'i dış dünyaya açtı. Ve o zamandan bu yana, biliyorsunuz ben 1989'da Büyükelçilikte görevliydim orada 3 yıl. Ondan beri de neredeyse her bir ayda, 2 ayda bir gidiyorum. Çok yakın bağlantım var. O dili de konuşuyorum. Şimdi izlediğim zaman Çin basını ve Çinli dostlarımla konuştuğum zaman şunu görüyoruz ki Çin gerçekten gelişmiş ülkeler seviyesinde belli bölgeleri
özellikle Doğu eyaletleri, Pekin'i, Şanghay'ı, Tianjin'i, Guangzhou'su, oralar çok hızlı geliştiler. İç bölgelerdeki yoksulluk sınırında yaşayan insanlar yukarıya doğru çekildiler. Bunu da Çin dış yaptırımlar ve dünya ile ticaret angajmanı sayesinde gerçekleştirdi. Muazzam teknolojik ilerlemeler var. Onun için dünya ekonomisine göbeğinden bağlı Çin. Ve içeride bir kriz olursa eğer bunun hızla yayılarak, bulaşarak başka sektörlere, bölgelere Çin'in güvenliğini de tehdit etmesi mümkün. Amerika'nın da meydan okuduğu ve Çin'i zayıf karnını yumuşamaya, yumuşak karnını sürekli zedelemeye çalıştığı bir dönemde Çin içeride güçlü olmak istiyor. Çin eyaletlerin borçlarını merkezi hükümet üstleniyor büyük ölçüde. Covid sonrasında zaten ciddi dengesizlikler doğmuştu. Onları gidermeye çalışıyor. Ağır borç var Çin'de. Orada da konut krizleri konusunda ciddi sorunlar yaşandı. Şişme var piyasalarda. Ama ben şundan eminim. Çin'deki merkezi hükümet çok güçlü. Döviz kaynakları bol. Dünya ile angajmanı çok geniş. Sadece dünya, Avrupa Birliği ve ABD'den de oluşmuyor. 3.3 trilyon dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Onun için bence bunun üstesinden gelecektir. Ama eğer çatışmalar, Batı ile çatışmalar kızışırsa, çok ciddi bir hal alırsa, Çin o konuda temkinli biraz. Rusya ile askeri bir ittifaka girmediklerini de söylüyorlar her vesileyle. Onun için benim tahminim Çin'in bu ağır borçlanması sıkıntılar yaratacaktır. Ama Pekin bütün bunların üstesinden gelebilecek bir güç diye düşünüyorum. Onun için Çin'i hala ben bu içinde bulunduğumuz dönemin şu andaki ikinci büyük süper gücü ekonomide. Ama önümüzdeki 15-20 yılda eğer ayağına çelme takılmazsa dünyanın en büyük ekonomik süper gücü olacağı görüşündeyim. Tabi bu da kaygı yaratıyor hem Amerika'da hem Avrupa'da. Bunun önünü kesmek için elinden geleni yapıyorlar. Burada tabii Türkiye'nin konumu da önemli. Yani batıda mıyız yoksa diğer kanatta mıyız jeopolitik denklemde? O konuda Batı seçimleri bekliyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Seçimlerden sonra ister Sayın Cumhurbaşkanı iktidarda kalsın kazansın, ister muhalefet gelsin, Batı Türkiye'yi bir seçim yapmaya zorlayacak gibi gözüküyor. Mehmet Bey, şöyle son 2-3 dakikamız kaldı ama ben sormadan bırakmak istemiyorum sizleri. Çünkü Putin Çin'le herhangi bir askeri bir ittifak oluşturmadıklarını söyledi. Bunun detayları da var. Sizden dinleyelim konunun detaylarını. Buyurun. Şimdi aslında Çin Rusya'dan silah sistemleri alıyor. Yani Çin'in askeri teknolojisi öyle pek gelişmiş değil. Ekonomide, ticarette, yatırımda iyi, işte yapay zekada iyi ama savaş uçakları kendisinin yok. Rusya'dan aldığı savaş uçaklarını modifiye edip modernleşmeye çalışıyor. Onun için Çin, Rusya'yı hem askeri teknoloji satın almada hem de petrol, doğalgaz dahil ham maddeleri, madenleri Rusya'dan alacak bir ortak olarak görüyor. Küçük ortak olarak görüyor. Büyük ortak değil, eşit ortak değiller. Burada Çin büyük abi rolünü oynuyor. Onun için Batı'yla ilişkilerini Çin yüzünden bozmak isteyeceğini zannetmiyorum. Rusya yüzünden bozmak isteyeceğini zannetmiyorum Pekin. Pekin son derece akıllı kararlar alan, akıllı hamleler yapan, satrançta hamlelerini ustaca hesaplayıp ileri geri alabilen bir ülke olduğu için Xi Jinping'in vücut dilinden de gördünüz Putin'le buluşurken yaptığı açıklamalardan. Kendini tamamen Rusya'ya bağlamıyor ama Rusya'yı da Batı'nın kucağına itmek istemiyor. Çamara olanına dönmesine izin vermek istemiyor. Onun için önümüzdeki dönemde eğer Çin Rusya'ya Ukrayna'da kullanabileceği askeri teçhizat, teknoloji, savaş uçakları, füzeler sağlamazsa, ki ben pek buna ihtimal vermiyorum, yapılırsa da bu herhalde perde arkasında gizli saklı yapılacaktır. Bu da her zaman ortaya çıkar. Günümüzde uydu teknolojisiyle her şeyi izleyebiliyorsunuz. Batı ile angajmanını Putin için riske atmak isteyeceğini hiç zannetmiyorum Xi Jinping'in. Onun için her zamanki o denge politikası devam edecek. İlginçtir, geçen hafta da konuştuk biliyorsunuz, Çin sadece Suudi Arabistan'la İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisini, normalizasyonu yapmadı. Şimdi aynı zamanda hem İsrail'le, hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle, hem Libya'yla, hem Cezayir'le, Pakistan, Afganistan malum her yerde çok aktif bir diplomasi izlemeye başladı. Ve kendine göre bir dünya vizyonu oluşturuyor. O dünya vizyonunun içerisinde de Batı'nın, Rusya'nın ayrı bir yeri var, Türkiye'nin ayrı bir yeri var tabii ki. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için sizlere tekrar sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, Mehmet Öğütçü'yü ağırladık efendim bu programın sonunda. Yarın 16.30'da tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.